Dünya ve Çocuk Metni Cevapları ve Soruları, Bilim ve Kültür Yayınları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91, Milli Kültürümüz Teması Dünya ve Çocuk Metni Cevapları 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 86 Cevabı Hazırlık getirdiğiniz görselleri sınıf panosuna asıp inceleyiniz. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili duygu ve düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız. Cevap: 23 Nisan dünya çocukları arasında sevgi, kardeşlik ve dostluk bağları güçlenerek tüm insanlığın huzur ve barış içerisinde yaşayabilecekleri bir dünyanın temelidir. Vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat ederek metni okuyunuz. Dünya ve çocuk çocuklara bayram veren tek ülkedir Türkiye'miz. Tüm dünyaya kucak açtık. Herkese yeter sevgimiz. Siyah, beyaz, sarı olsun. Gelsin bize dostluk bulsun. Neşemize ortak olsun. Kenetlensin ellerimiz, her ülkeden koşup gelen. Bizi candan bir dost bilen. Hepimize bugün şölen. Açık size kollarımız, bir. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 87 Cevabı A. Metinde geçen aşağıdaki kelimelerin size hatırlattıklarımı yazınız. Cevap B. Metinde geçen aşağıdaki kelimeleri kullanarak birer cümle yazınız. Cevap Ülkemizi çok sevelim, neşe içinde yaşamalı insan. Dostluk her zaman kazandırır, insanlar sevgi dolu olmalı. 2. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 88 Cevabı Aşağıdaki soruları şiire göre cevaplayınız. 1. Türkiye hangi özelliğiyle dünyanın tek ülkesiymiş? Cevap, çocuklara bayram veren tek ülke olmasıyla. 2. Siyah, beyaz, sarı olsun derken şair kimlerden bahsetmiş? Cevap, Afrikalı, Uzak Asyalı ve Avrupalı çocuklardan. 3. Şair kimlerin neşemize ortak olmasını istemiş? Cevap, dünya üzerinde barış ve sevgi içerisinde yaşayan herkesin. 3. Etkinlik aşağıdaki kelimelerin zıt anlamlılarını şiirden bulup karşılarına yazınız. Bu kelimeleri birer cümlede kullanınız. Cevap, siyah, beyaz. Beyaz bir atkı aldım. Kapalı, açık. Okul açık değildi. Düşman, dost. Onunla dost olmuştuk. 4. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 89 Cevabı. Verilen ipuçlarından yararlanarak aşağıdaki görsellere uygun zıt anlamlı kelimeleri yazınız. Cevap 5. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 90 Cevabı. A. Aşağıya 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir şiir yazınız. Cevap, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile ilgili bir şiir. Atamızdan armağan. Bu büyük bayram. Hepimize kutlu olsun. 23 Nisan bu bayramda herkes mutlu. Bugün herkes kutlu. Yüzler hep umutlu. Yaşasın 23 Nisan. Yazdığınız şiiri arkadaşlarınıza okumak için hazırlık yapınız. İsterseniz şiiri ezberleyiniz. Cevap, bu etkinliği sizler yapmalısınız. 6. Etkinlik 2. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Sayfa 91 Cevabı Önceki etkinlikte yazdığınız şiiri arkadaşlarınıza okurken nelere dikkat ettiniz? Aşağıdaki davranışlardan uyguladıklarınızı işaretleyiniz. Cevap Şiiri okurken satırları parmağımla takip ettim. Şiiri ezbere okudum. Acele etmeden, anlaşılır hızda okuma yaptım. Kelimeleri doğru telaffuz etmeye özen gösterdim. Vurgu ve tonlamaya dikkat ettim. Arkadaşlarımın duyabileceği bir ses tonu kullandım. Sesimi gereksiz yere alçaltıp yükseltmedim. Noktalama işaretlerine dikkat ettim. Doğru yerlerde nefes aldım. Beden dilimi uygun şekilde kullandım. Dinleyicilerle göz teması kurdum. Sonraki derse hazırlık.
Karagöz ve Hacivat hakkında araştırma yapınız. Sınıfa Karagöz ve Hacivat resimleri getiriniz. Cevap, Karagöz ve Hacivat, taklide ve karşılıklı konuşmaya dayanan, iki boyutlu tasvirlerle bir perdede oynatılan gölge oyunudur. Karagöz oynatıcısına kurgusal, hayali denir. İkinci sınıf Türkçe ders kitabı Bilim ve Kültür Yayınları Milli Kültürümüz teması sayfa 86, 87, 88, 89, 90, 91 Dünya ve Çocuk Metni Etkinlik Soruları ve Cevapları ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.